söyleşi yaparken çocuk bizim evimiz çok eski gibi sözler söyledi. Yani soru aslında hani ana sorun bir şeyin altını çizmemiz lazım. İnternette kesinti olmadı. Bu çok önemli bir gelişme. Onu söylememiz lazım. Telefon hatlarının dayanmadığını söylememiz lazım. Şu anda şu binanın sallandığı ana dair görüntüler ekranlarınıza geliyor. Pek çoğumuz İstanbul'da olanlar için söylüyorum. Pek çoğumuz yaşadık tabii bu sarsıntı anında ama işte bakın binanın sallandığı anda bir kamera onu kaydetmiş. Onu ekranlarınıza getiriyoruz. İnternette kesinti yaşanmadı. Bu çok önemli bir gelişme. Bunu söylememiz lazım. Çünkü internet hatları internet tabanlı olarak telefon görüşmesi yapan uygulamalar, WhatsApp başta olmak üzere buralarda kesinti olmadığını söylememiz lazım. Ama telefon hatları dayanmadı. Yani telefon hatlarının aşırı yüklemeye dayanmadığını söylememiz lazım. Bu önemli. Ve bugün şunu fark ettik İstanbul'da. Bu hep söylenen, anlatılan ama işte gerçekleştiği zaman ne yapacağını bilemediğimiz bir durumdu. Toplanma alanları konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz. Yani bizim toplanma alanı olarak kullanabileceğimiz yerlerde şu anda toplanma imkanının olmadığını. Çünkü orada daha önce başka şeylerin toplandığını gördük. Dolayısıyla da orada çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Yani bu umarız can kaybı yok. Şu ana kadar bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmiş. Avcılardaki minare geliyor ekranlarınıza. İnanılır gibi değil. Avcılarda şu anda bir caminin minaresi özür dilerim kopmuş durumda. İşte ekranlarınıza geliyor şu anda. Resmen bir kurşun kalemin ucu gibi kopmuş yere düşmüş Avcılar'da bir caminin minaresi. İşte bu da bakın nasıl şu anda sallanıyor. Ekranlarınıza deprem anında kaydedilen bu görüntüler geliyor. Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin çektiği görüntü. Uzun bir binanın. Şimdi ekranlarınıza ne gelecek biliyor musunuz? Bizim kardeş televizyonumuz 360 televizyonu yayındaydı o sırada. Bakın 360'da deprem olduğu anda. Açelya Akkoyun'un programı sırasında deprem meydana geldi. Konukların yaşadığı an biraz sesi yükleyelim isterseniz. Allah yarabbim. Korkmayın. Pek çok televizyon canlı olarak yayında. Ya biz tam yayına girmek üzereydik biliyorsunuz. Jenerik dönüyordu. Saat 14 bloğunu açmak için hazırlığımızı yapıyorduk. O sırada deprem meydana geldi. 360 televizyonunda yaşananları ekranlarınıza getirdik. İşte bu da bir binanın deprem yaşandığı anda sallandığı ana dair görüntüler. Büyük bir hasar, yıkım ve can kaybı bildirilmiş değil. Bunu bir kez daha altını çizelim televizyonlarını yeni açan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz için. Şimdi Adem Antin'e çevireceğim.